Kendi istediklerini söylüyorsun. Aman be sen de. Ne olmuş yani? Bana baksana. Sen nesini beğenmiyorsun Ceydan'la? Oğlum güzel kız. İyi aileden geliyor. Kalbi temiz. Gözler yeter. Gözler Ceylan gibi. Anneciğim ben kötü demiyorum ki. Ne? Anne. Ha? Ay pelik bu, pelik bu. Ya tam zamanda geliyor böyle telefonda. Baksana şuna. Güzel güzel konuşurken. Ha, telefon değil mi? Allah Allah. Ne oluyor ayol, bir telefon bir kapı. Bir bak şuna. Aa, üstümüze üstümüze geliyorlar. Elif! Ne yapacağım seni, ben gel! Maskin dedim! Yine mi kaçırdı seni bu herif? Ya senin ne işin var burada? Ay ne oluyor ayol burada? Aa! Ben bir yerden tanımıyorum. Nereden? Tanıyorsun tabii teyzeciğim. Yine senin mekanına gelmiştik yine bu dertlerden dolayı. Pelin'i almaya geldim. Aa! Sen şu kokuşla birlikte gelen. Hani Pelin'in zamazingosu. İşte böyle artistik marçistik bir şeyler de var. Anneciğim bir dakika. Bak kardeşim, akşam akşam beni alıp burada arama. Ne olur git. Bak kardeşim, belini saklıyormuşsun. Beni zora sokma. Alacağım onu. Aa, tövbe estağfurullah. Ne diyor bu oğlum? Anne saçmalıyor. Bak kardeşim, git diyorum. Gerçekten bu sefer fena olur. Ya bu Pelin meselesi bir türlü bitemedi gitti. Evladım, siz bu kızı her kaybettiğinizde bizim kapıda mı arayacaksınız? Yol verdi oğlum ona. Ne yol vermesi teyzeciğim? Hala peşinden koşuyor. Baksana şuna. Ay bu nasıl bir kadar ya? Yok oğlum evladım, bizim o kızla işimiz olmaz. Anneciğim geç içeri beni bekle hadi. Yavrum evladım bak biz böyle evimizde seni her zaman seyrederiz çocuğum. Yani biz sana bayılırız böyle mavi gözler falan değil mi? Çocuğum bak evde bir tek oğlumla ben varım be anneciğim. Mısır patlattık beraber dizi film seyrediyoruz. Kız falan yok burada. Anne. Lütfen. Ya iki tane fidan gibi delikanlı kızın biri yüzünden birbirinize kıyacaksınız ya. Anne! Ya iyi tamam ya. Bak arkadaşım, seni son kez uyarıyorum. Belini almadan... Hop 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 hop! Sen orada dur bakalım. Sen biliyor musun benim oğlumu? Benim oğlum korkma korkma her şeyi indirebilir. Senin vallahi kafana ayağına ayağını bir tarafına doğru geçiyor. Ya teyzeciğim biz nelerini gördük be? Nelerini gördün lan? Oğlum seni bana sayıyla mı verdiler? Bak annem içeride olmasaydı çoktan kolunu bacağını eline vermiştim. Bak git diyorum. Ne olur git. Belanı burada arama. Geldin mi şimdi sen benim lafıma? Al işte, kendisi gitse anası gelir, anası gitse sevgilisi gelir. Adam gelmiş kapılara dayanıyor. Nedir bu yahu? Aa, ben böyle bir musibet görmedim. Kurtulamadık gitti yahu şundan. Allah Allah. Bu kızın daha nesi var, nesi yok bilmiyoruz ki. Sevgilisi bir midir, bin midir? Bunların kaçta kaçı gelir de bu kapılara yatsanır. Aklım sende kalacak oğlum. Anne, ben sana taksi çağırayım mı? Niye, ne sebeple? Ya bugün çok yoruldum. Yatayım diyorum. Yarın da bir ton iş var. Kurban olurum ben sana. Kurban olurum ben oğlum. Oh benim bir tanem. Sen yat annem. Ben şurada kıvrılıveririm canım. Ha? Şimdi gecenin bu saatinde ne işim var benim sokaklarda değil mi? Yatıvereyim ben. Doğru diyorsun. Da nasıl yatacaksın burada? Bari bir yastık falan. Ama canım sende ne var? Şuraya uzanıvereceğim. Koskoca kanepe, karşımda televizyon. Öyle tilki bayıltmasın. Ciğerim olayım, ciğerim. Hadi iyi geceler. Hadi ya. Hadi güzelim be. Şu telefonu versene. Dolu diye hemen şey. Bence bu telefonu kullanacak. Elini bir süre kullanamayacak. Niye? Çünkü beni çok zorladı. Ben de onun elini zorladım. Anlatamam.
Ya Pelin, ben bir türlü anlamıyorum yani. Bittiğini söylüyorsun. Ama niye bu adam senin peşinden koşuyor? Niye anlamıyorum? Bence sen o konuşmayı telefonla değil, yüz yüze ciddi bir şekilde yapmalısın. Tamam. İlk işim bu olacak. Ama bence sen de fazla geciktirme. Nasıl yani? Ben de mi Tolga ile konuşayım? Ceyda ile. Yani sen farkında değilsin belki ama orada her gün büyüyen çok büyük bir sorun var. Bekle sen. Kaç gün sonra bir ayağımı uzattım ya. Ne güzel böyle değil mi baş başa aşkım? Karışan yok, görüşen yok. Ben böyle baş başayken, yalnızken yani daha çok aileymişiz gibi hissediyorum. Annen evde olunca bir misafir gibi oluyorum ben bu evde. Hiç kendi evimiz olamadı ki. Yani kirayı bile hiç denkleştiremedik. O da olur be. Var bakalım kafada bir şeyler. Aman Necip, aman. Olmazsa olmasın. Sen şu işi bırakma, ben başka hiçbir şey istemiyorum. Hiç anlamadım. Ellerin ellerimde kaybolurken. Çok seneler gezdirdim ben seni gözlerimle. Denizler açtık. Hastalandık. Güzel filmler seyrettik beraber. Güzel mahallelerde, sıcacık evlerde kaldık. Hiç anlamadım. Hiç anlamadım. Bu adam beni niye bu kadar seviyor? Hep yanımdaydın. Hiç anlamadım. Hiç anlamadım. İlk aşklar niye unutulmaz? Hiç anlamadım. Çünkü hep yanımdaydın. Günaydın. Ya ben böyle biraz deli uyurum da şey, kollar, bacaklar hepsi ayrı tarafta. Ya ben de sen rahat uyu diye böyle köşeye kıvrılmıştım ama. Ya ben de dün şu köşede oturuyordum. Sonra ne oldu anlamadım. Yani uyuyakalmışım herhalde. İyi uyuyabildin mi bari? Yani bu evdeki performansın biliyorsun. Deliksiz dediğimiz.
Sinan. Ay Sinan annem buradaydı. Pelin. Pelin. Sen yatağa çıkabilirsin. Ben şimdi çıkacağım odadan. Annem de odaya girmez tamam. Merak etme. Güzel sürpriz var bugün sana. Bir en sevdiğin akıtma, bir de... Günaydın Sinan. Günaydın. Hoş geldin. Günaydın Sinan. Büz büz o ağzını, büz öyle. Ay, konuşmaktan korkuyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.